En güzel sözler, en itinayla seçilen şiirler ve güzellik, huzur anlatılırken kullanılan en seçkin cümleler ona aitti. Homeros'un hem vatanı hem de şiir esintilerinin ilham kaynağıydı. Henüz uygarlığın başladığı günlerde tarihçi Strabon'a göre dünyanın en güzel şehriydi. İsa'nın havarilerinden Aziz Paul'un ilk Hristiyanları arasında bu şehrin insanları vardı. Eşsiz aromalı meyveleri, bereketli toprakları, tertemiz havası, benzersiz güzelliğiyle Avrupalıların başının döndüğü yıllardaysa artık Doğu'nun Paris'i olarak biliniyordu. Sonraları muarızlarının gavur İzmir, hemşeri ve yaşattığı değerlerin savunucularınınsa güzel İzmir'in tam 3000 yıllık öyküsü vardı. Ama o öykünün 3 günü vardı ki o güne kadar hiçbir kent böyle bir facia yaşamamıştı. 3000 yılın o 3 günü bir kentin makus talihinin şekillendiği ve 3000 yıla sığan uygarlığının küle dönüştüğü 72 saatti. Yazar Mehmet Çoral, İzmir'in yaşadığı o dehşet dolu 72 saati Ateşin Gelini olarak tanımladı. Ateşin Gelini, bir kentin yüzlerce yıl içerisinde biriktirdiği uygarlığın sonunu anlatıyordu. Hayatın Tanığında sizleri bu hafta İzmir'in tarihin en karanlık sayfalarından birine götüreceğiz. İzmir yangını sadece bir kentin hafızasının, geçmişle olan bağının ve uygarlığının yok olmasına neden olmadı. Aynı zamanda Türkiye ve Türkler üzerine 90 yıl boyunca bir şüphe bulutu ve suçlamalara neden oldu. Acaba İzmir'i kim yakmıştı? İzmir'i kim yaktı? ...13 Eylül 1922'de Türk ordusu milli mücadelenin son durağına geldikten 4 gün sonra Ege'nin incisini kim küle çevirdi? Tarihçiler, tanıklar, gazeteciler, diplomatlar, dönemin sivil toplum örgütlerinin yöneticileri, askerler ve kentin yöneticilerinin tanıklıkları farklı farklı zanlıları işaret etti. 3 zanlı vardı. Kenti büyük bir bozgunla İzmir'de soluğu alan ve Batı Anadolu'yu yakıp yıkarak kaçan Yunan ordusu ateşe vermişti. İzmir'i Türklere yar etmeyeceğiz diyen Ermeni çeteler yangını başlatmıştı. Yangının ilk Ermeni mahallesinden başlamasının nedeni de buydu. Ve İzmir'i Türkleştirmek isteyen, işgal kuvvetleriyle işbirliği yapan azınlıklarının yaptıklarını hiç unutmayan, katliamlara tanıklık ederek Yunan ordusunu kovalayan Türk askeri ya da çeteciler azınlık mahallelerini yakıvermişti. Belgeselcinin işi tarihin yargıçlığına soyunmak olmasa da puslu bir karanlığın aydınlatılmasına ışık tutmalı. Onun içindir ki önce İzmir yangınıyla değil, belki de yıllar öncesinden İzmir'i anlatmalı. İzmir tarihi boyunca Osmanlı'nın batıya açılan yüzüydü. Kapitülasyon sayesinde imtiyazlarla donanmış, batılı ülkelerin vatandaşlığına geçerek dokunulmazlık sırrına kavuşmuş Levantenler için bir cennetti. Alsancak semtinin o zamanlardaki adı Punto idi. Punto denen bu semtte zengin Levantenler, Rumlar, İngilizler, Fransızlar otururdu. Hava gazı kullanırlardı. Kanal teşkilatı vardı. Evlerinde su vardı. Otomobilleri vardı. Tramvayları vardı. Türkler ise kadife kalenin eteklerinde otururlardı. Sadece bu ön tarafa yakın olan sokaklarda hava gazı ile aydınlatılan tek tük direk vardı. Onun dışında evlerde su da yoktu. Bölgesel çeşmeler vardı. Yaban çeşme gibi, soğuk çeşme gibi.
testiler doldurulur, eve getirilirdi. Batı Anadolu nüfusunda hatırı sayılır yeri olan Rum Vermeniler İzmir'de de nüfusun çoğunluğunu oluşturuyordu. Kentte Hristiyanların nüfusu %60'a yakındı. Yahudiler %7 ve nihayet Müslümanlar ve Türkler her 3 kişiden birini oluşturuyordu. İzmir Osmanlı ticaretinin kalbiydi. İthalat ve ihracatta her 3 liradan 2 lirası İzmir'den yapılıyordu. İzmir Aydın demir yolunu kuran ve işleten İngilizler Ege'de kapitalizmi geliştirmiş, Fransızlar İzmir'e modern bir liman kurmuş, parsayı topluyordu. İzmir adeta emperyalizmin harekat üstüne dönüşmüştü. Kentin kuzey ve doğusundaki iki demir yolu hattı İngiliz ve Fransızlara, enerji aydınlatma İngilizlere, su işleri Belçikalılara, sigorta İngiliz ve Avusturyalılara, liman ve tramvay Fransızlara, meyan kökü tütün ticareti Amerikalılara, halı, tahıl, maden ve kuru meyve ihracatı İngilizlere, petrol depoları Amerikalılara aitti. İzmir, Osmanlı'nın batıya açılan yüzüydü demiştik. Yaklaşık 400 yıllık çok kültürlü yaşam biçimi şehri batılı rakipleriyle rekabet edecek nitelikte bir Avrupa şehrine dönüştürmüştü. 20. yüzyıl başına kadar da İzmir'in bu mekansal görünümünde, kentsel altyapısında çok hızlı değişiklikler ortaya çıkmıştır. Örneğin imparatorlukta ilk belediye İstanbul'da kurulduktan hemen sonra 1867 yılında Levanten aile şirketlerinin özel istekleriyle ikinci belediye imparatorluk coğrafyası içerisinde 1867 yılında İzmir'de kurulmuştur. Kente elektrik gelmiştir. Hava gazı gelmiştir. Böylelikle kentin altyapısı tamamlanmıştır. İzmir golf sahaları, yarış pisti, opera, 3 tiyatro, 17 sinema, 7'si Türkçe 33 gazete, devasa oteller, saraylar, iş anları, fabrikalar ve depolarla sadece Ege'nin değil, Anadolu'nun medeniyet beşiğiydi. Kentte iç içe geçen yaşam biçimleri giderek ayrışmış, Türkler, Ermeniler, Rumlar, Levantenler, Yahudiler ve Araplar ayrı ayrı mahallelerde yaşar olmuştu. ...1913'ten itibaren Batı Anadolu'daki Osmanlı Rum vatandaşlarının üzerinde bir terör havasının estirilmeye başlandığını bugün yapılan akademik çalışmalardan artık biliyoruz. Bunun nedeni Balkanlardan gelen Türklere veya Müslümanlara, hepsini bunlar çünkü Türk de değildi, Müslümanlara yerleşecek yer açmaktı. Tarafları sadece ticaret ve konaktaki ortak eğlence ve yemek mekanları buluşturuyordu. Azınlıklar ticaret ve dil ayrıcalıkları sayesinde batılı firmaların şehirdeki eli, ayağı, gözü konumundaydı. Birinci Dünya Savaşı bitip Osmanlı'nın savaşı kaybettiği anlaşıldığında İzmir'deki yaşam değişmedi. Savaş sırasında İzmir'deki ticari çıkarları tehlikeye girebileceği endişesiyle İngiliz ve Fransız tüccarlar İzmir'in bombalanmasını önlemiş, sadece Yahudi mahallelerine birkaç bomba düşmüştü. Birinci Dünya Savaşı bitip Anadolu'nun emperyalistler tarafından paylaşılma süreci başladığında İtalyanlar önce Antalya'ya asker çıkardı. Akdeniz'in tamamını istiyorlardı. İtalyanların bu bitmez istekleri karşısında İngilizler büyük bir kaygıya kapılmışlardı. Zira İzmir'in ve Ege bölgesinin İngilizlerin nüfuzunda kalmasını istiyorlardı. Bu nedenle de Yunanistan'a göz kamaştırıcı bir teklifte bulundular. Yunanistan Ege'ye ve İzmir'e çıkabilir, bu bölgeyi işgal edebilirdi. 5 yıl süreyle bu bölgeyi yönetecek, sonrasında halk kim istediğine karar verecekti. Bu Yunanistan için Megalida ideolojisi açısından son derece tarihi bir fırsattı. Ve artık İzmir eski limanı
yeni sahiplerini bekliyordu. İzmir'in yeni sahipleri olacakları düşükuranlar 15 Mayıs günü İzmir'e çıkan Yunan askerleriydi. Karaya çıkan Yunanistan'ın Larissa tümenine bağlı Evzon birlikleriydi. 3 Yunan ve 3 İngiliz destroyerinin korumasında 4 şileple gelen Yunan ordusu şatafatlı bir törenle Kramer Oteli'ne yakın bir yere yanaştı. Limanda onları ellerinde Yunan bayrakları, bayramlık giysileri ve coşkulu tezahürat ve heyecanlarıyla İzmirli Rumlar ve Ermeniler karşıladı. İzmir Metropoliti Hristos Tomos elindeki altın haçla gelen her askeri kutsuyor, Rum genç kızlar askerlerin yürüdüğü yola gül yaprakları döküyordu. Artık hayatın hakimi Rumlardı. ...1921'de yayınlanmış bir Yunan salınamesi bize işgal döneminde İzmir'de iş dünyasının neredeyse tamamen Rumların eline geçtiğini gösteriyor. Gerçi onlar Müslüman tüccarın varlığını yok sayarak bu şeyi hazırlamışlardı ama sonuçta en önemli sanayi girişimlerinin, büyük ticaretin efendim Yunan ve Rum, buradaki Osmanlı vatandaşı olan Rumların eline doğru yönlendiği anlaşılıyor. Donuk ve kederli bakışlarla işgal kuvvetlerini seyreden Türk ahalisi arasından Yunan bayraktarına sıkılan mermi Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın ilk kıvılcımıydı. İşte o andan itibaren başlayan katliamın bilançosuysa çok ağırdı. İşgal kuvvetlerine göre 200 Türk ve bölgede 100 Rum öldürülmüştü. Türk tarafı katledilenlerin sayısının 1000'i geçtiğini iddia ediyordu. Esir alınan askerlerimiz, sivillerimiz, polislerimiz bir düzen halinde pasaporta getirilecek. Burada cezaevi olarak kullanılan gemiye çıkarılacaktır. Ancak kafile gümrük önüne geldiğinde bir taş yağmuruna tutulur. Sonra buna muhafız Yunan askerleri de katılır. Dipçiklerle, süngülerle, kurşunlarla pek çok insanımız şehit edilir. Hatta bunlar içinde ölmeyenler vardır, can çekişenler vardır. Onların da cesetleri ellerinden ayaklarına tutularak denize atılır. İzmir'in yegane hastanesi olan Memleket Hastanesi'ne şehitleri naklediyorlar. Bir akrabamız, benim kayınpederimin kardeşinin orada da şehit edildi, o da subaymış, görüyor ve haber veriyor. Aileye haber veriyor. Vaziyet o gün böyle vahşice bir cinayetle bitiyor. İzmir artık yaslı İzmir'di. Yunan ordusunun İzmir işgali tam 1212 gün sürdü. 3 yıl 3 ay 25 gün boyunca İzmir'in Türk halkı şiddet ve gözaltı yaşadı. Yunan işgali olduktan sonra kapımızı çaldılar. Aynı o demin anlattığım askerler, subayla beraber. Dedem Girit maciri olduğu için annemin babası onlarla Rumca konuşarak bizde silah yok evimizde dedi. İnandılar ona, içeri girmediler. Fakat babamı alıp götürdüler. Her evin böyle büyüklerini kiliseye 4 gün hapsettiler. 40-50 kişi, belki 100 kişiyi. 4 gün sonra onları bıraktılar. Ancak asıl zulmü Türk ordusundan kaçan Yunan ordusu Ege halkına yaşattı.
Rumların kara süvari, Türklerin ise kara şeytan diye adlandırdığı Mavros Cavallaris komutasındaki Yunan Evzon taburları kaçarken her terk edilen yerde taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakmıyordu. Uluslararası raporlara göre Yunan ordusunun yanı başındaki yangın çıkarma taburları alayları tarafından çıkarılmıştır. Sayıyorum: Uşak, Afyon, Manisa, Alaşehir, Turgutlu, Salihli, on binlerce ev, binlerce kişi hep bu ordunun bu sabotajcı timleri tarafından yakılarak Anadolu'dan silinmişlerdir. Tekrar ediyorum, bütün bunları yapan Yunanistan ordusunun yangın çıkarma taburlarıdır. Yunan halkı filan değildir. Kurulan yakma taburları Uşağı, Alaşehir'i, Manisa'yı, Salihli'yi, Turgutlu'yu yaka yaka İzmir'e ulaşmaya çalışıyor. O katliamları görerek intikam yeminleri eden Türk ordusu onları takip ediyordu. Öyle ki örneğin Manisa'daki 14 bin evden 13 bini, Alaşehir'deki 4800 evden 4700'ü yanmış, yıkılmıştı. İşgal kuvvetlerine destek, hatta oğullarını asker veren Rum ahali şimdi misilleme korkusuyla İzmir'e kaçıyordu. Çeşme'de buluşarak Yunanistan'a gemilerle kaçmaları kararlaştırılan Yunan ordusunun başıbozuk askerlerinin bir bölümü yollarını şaşırmış, soluğu İzmir'de alıvermişti. 230 bin nüfuslu şehir bir anda mültecilerle 500 bine ulaşmış, korku, panik, açlık ve hastalık kenti esir almıştı. Türk ordusu İzmir'e beklenenin aksine vakur ve disiplinli bir giriş yapmıştı. Yüzbaşı Şerafettin Türk bayrağını vilayet konağına dikmişti. Rum ve Türklere ayrı dillerden dağıtılan ilanlarda intikam yağma ve saldırılara göz yumulmayacağı hatırlatılıyor, halkın sakin olması isteniyordu. İlk 4 gün sakin ama gergin bir hava vardı. Türk mahallelerinde saklanan bayraklar evleri süslüyordu. Bayrağı olmayanlar kırmızı perde ve kumaştan bayraklarla özgürlüğü kutluyordu. Binlerce mülteci ve asker ağırlayan Hristiyan mahallelerinde ise suskunluk ve korku hakimdi. Acaba Anadolu'da 3 yılda yaşananların bedeli İzmir'den sorulacak mıydı? Kaçak Yunan askerleri sivil giysiler içinde evlerde saklanıyor, Türk ordusu Hristiyanlardan silahlarını teslim etmesini istiyor, yakalanan Yunan askerlerini esir alıyordu. Mustafa Kemal 10 Eylül günü zeytin dallarıyla süslü 5 arabayla İzmir'e girmiş, sevgi gösterileri arasında halkı selamlamış, aşırılıktan kaçının talimatı vermişti. Kordon'da denizi seyrederken en büyük korkum bu güzelliğe bir şey olmasıydı diyecekti. Kentin valiliğine ise sakallı diye bilinen Nurettin Paşa'yı atamıştı. Nurettin Paşa aslında Atatürk'ün çok da haz etmediği bir isimdi. Meclise verdiği özgeçmişinde kendini İzmir Fatihi, Afyon Karahisar ve Dumlupınar savaşlarının galibi gibi sıfatlarla anıyordu. Nurettin Paşa'nın ilk icraatı, sonraları Türkiye'yi utandıracak olan İzmir Metropoliti Hristos Tomos'un linç edilmesi kararını vermesiydi. İzmir artık başka şeylere gebeydi. Rum cemaatinin en yetkili ismi Hristos Tomos'un linç edilmesi bir başlangıçtı. Madem ki en yetkili isim, yani vali, adalet dağıtabiliyordu, adalet arayanlar ve korkuyla bekleşenler kendi çözümlerini artık devreye sokabilirdi. İzmir yangını işte böylesi koşullarda ilk kıvılcımı bekliyordu. Peki o kıvılcımı kim çakmıştı? Birinci iddia, Ermeniler yakmıştı.
13 Eylül Çarşamba günü öğle saatlerinde ilk yangın Ermeni Mahallesi'nde, yani Haydnos'taki Aziz Stepanos Katedrali ve civarında başladı. Kısa sürede itfaiye yangına müdahale etmiş ve kontrol altına almıştı. Ancak aynı anda 25 binada birden yeni yangınlar başladı. Ermeni Mahallesi yanıyordu. Tam o dönme dolabın olduğu yerlerin sağ tarafında bir yerde çıktı. Yani o günkü tabiriyle Reşadiye Caddesi ile Bölükbaşı Sokağın kesiştiği yerlerde olan Suzan Sokak'ta çıktığı söylenir. Şöyle ki Suzan Sokak'ta 2-3 yerde münferit olarak çıkan yangın birden sabaha karşı bir sıralarında bir küçük pastaneye de sirayet ediyor ve orada da şeylerin meşhur, Ermenilerin meşhur Surp Stevanos veyahut da Senetyen kilisesi dedikleri kilise ve metropolitliği var. Denizden esen, İzmir'de her zaman hakim olarak denizden esen rüzgar, yani imbat tabir ettiğimiz rüzgar, o gün ve o saatte sabaha karşı 13 Eylül 1922'nin sabaha karşı birinden itibaren tamamen Nif Dağı taraflarından gelip güney-güneydoğu istikametinden esen ve Körfez'deki savaş gemilerinde Iron Duke'un kaptanı Tesiger'in logbook'una geçirdiği ifadelerle 40-45 derece şiddetle rüzgar tamamen ters yönden esmeye başladığını söylüyor. Ve o şekilde gelen rüzgarla birlikte münferit yangınlar birden toplu yangınlar haline dönüşüyor. Kentin Türk mahallelerine yakın olan kısmının tamamen yandığını görüyorlar. İzmir'in itfaiye teşkilatı yabancı sigorta şirketleri tarafından kurulmuştu. Komutanı ise Avusturya-Macaristan kökenli Paul Greskovic'ti. Greskovic tarafından hazırlanan raporda yangına müdahale eden itfaiyecilere evlerden ateş açıldığı, el bombası atıldığı, hortumların kesildiği vurgulanıyordu. Greskovic'e göre yangını Ermeniler çıkarmıştı. Dönemin Fransız basınına göre Yunan işgaline destek veren ateşli Ermeni militanlar İzmir'i Türklere yar etmemek için önceden yemin etmişti. İngiliz konsolosu Harry Lamb de Rumlarla beraber hareket eden Ermenilerin İzmir'i yaktığı kanaatindeydi. Yangın kısa sürede Ermeni mahallesini hızla yok etti. İzmir'in dışı taş, içi ahşap klasik mimarisi yangının yayılmasını sağlamıştı. Ve o gün kader farklı bir şekilde tecelli etti. İzmir'in genelde denizden esen imbatının yerini denize doğru alabildiğine şiddetli bir lodos aldı. Yangın kısa sürede Rumların yoğun olarak yaşadığı Avrupa mahallesine ulaştı. Mülteciler ve evlerinden kaçan binlerce Rum, Ermeni ve Levanten 30 metre genişliğinde ve 3 kilometre uzunluğundaki sahil şeridinde mahsur kalıvermişti. Alevler sahili yaladıkça binlerce insan korkuyla kendini denize atıyor, boğuluyordu. Yükleri yanan mültecilerin atları yanarak insanların arasına dalıyor, can kayıpları artıyordu. Diğer yandan onları oraya çıkarmış bulunan İngilizler, Fransız gemileri bu halkı gemilere almadı. Hatta silahla çıkmak isteyenleri vuranlar oluyor. Lillian Smith isminde bir İngiliz gözlemci bunu kitap haline getirmiştir. Yangın kontrolden çıkmıştı. İtfaiyenin yapabileceği hiçbir şey kalmamıştı. Binlerce ev ve yüzlerce yıllık tarih yanıyordu. Kızılyalı'dayız. Rum kiracımız kaçtı. Babam eşyalarını da al götür istemiyorum dedi. Öyle oldu halde kendini zor kurtardı, kaçtı. Evi teslim etti. Biz evimize yerleştik. Akşam olduğu zaman evimizin bahçesinden seyrederdik şeyi, yangını. O derece büyük bir yangındı o. O zaman gaz dökerlermiş. İzmir'i kim yakmıştı? Yangın sonrası 22 Ermeni tutuklandı. Yangını çıkardıklarını ikrar ettikleri belirtiliyordu. Taşnak kökenli İzmir İhtilalci Ermeni Komitesi'nden oldukları söylendi. Bakın
Türkiye'de pek bilinmeyen bir kitap göstereceğim. İzmir Ermeni İhtilal Komitesi ve Terör. Bu Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde, Birinci Dünya Savaşı'nda İzmir'in içinde suikast, bombalama, sabotaj yapan Ermeni çetelerinin mahkemelerde verdikleri ifadelerle ilgili dava tutanaklarının oluşturduğu bir kitap. Bu kitabı okuduğumuz zaman zaten belge yayınlarından çıkan, pek böyle kütüphanelerde bulunmayan bir kitap, hayret verici bir şekilde İzmir'in içinde çok aşırı şovenist ve dinci bir Ermeni örgütünün olduğunu görüyoruz. Bu örgüt İzmir'i Türklere bırakmaktansa yakalım daha iyidir noktasında İzmir'i ateşe vermişler. İzmir'deki Amerikan donanmasından Amiral Bristol ve Amerikan Yakın Doğu Yardım Cemiyeti'nden Mark Prentiss de aynı kanaatteydi. İzmir'i Ermeniler yakmış olabilirdi. İkinci iddia, İzmir'i Rumlar yaktı. Bu iddia aslında başlangıçta sıkça dile getirildi. Zira linç edilen Hristos Tomos'un kiliselerdeki vaazlarında İzmir'i Türklere vermek yerine yakmayı tercih edeceklerini söylemişti. Yunan ordusunun Batı Anadolu'da çekildiği her yeri yakması ve yakma taburları oluşturması bir başka kanıt sayıldı. Ancak ortada pek de şahit yoktu. İzmir'in önemli yerlerinde bayraklarını bile dalgalandırarak bıraktılar. Sadece oraların anahtarlarını aldılar. Günün birinde nasıl olsa geri döneceğiz diye. Bayrakları bile kaldı. Yakmaktan da hiçbir şeyleri yok, karları yok. Yani canlarını kurtarmak istiyorlar. Geride bir örgüt de bırakamazlar. 13 Eylül'de o yangını çıkaran Yunan örgütü sonra nereye kaçacak, ne yapacak? Bütün iş asla Ermeni milleti yaktı diye bir şey yok. Öyle şiddetle karşıyım. Ancak kimi gazeteciler de bu iddiayı dile getirdi. Örneğin 13 Eylül tarihli Times'ta çıkan haber İzmir'i Yunanlıların yaktığı yönündeydi. Ama muhabir İstanbul'dan bildirmişti. Zira İzmir'i en son terk eden Yunan komutanı Sterkiades, karargah anahtarını Fransızlara verip kenti terk ederken bu defa Rum cemaati tarafından yuhalanıyor ve Yunan ordusu, Türk ordusu gelmeden İzmir'i terk edip Çeşme'ye kaçıyordu. Başıbozuk Yunan askerleri ise daha çok canlarını kurtarma ve yağma peşindeydi. Yüz binlerce insan sadece 30 metre genişliğindeki bu kordon boyunda sıkışıp kalmıştı. Anadolu'dan gelen yüz binlerce Hristiyan kordona gelmişler, kordondan gemilerle Yunanistan'a gidebileceklerini öngörmüşlerdi. Ancak öyle olmadı. Yangın bir anda kordondaki diğer bütün binaları da tutuşturdu. O 30 metrelik genişlikte insanlar yaklaşık 200-250 derecelik bir ısıyla karşı karşıya kalmışlardı. Ve sadece onların tek umudu sahilde tam karşıda burayı gören ve namlularını İzmir'e çevirmiş olan 21 tane ittifak gemisiydi. Bu gemilerin Hristiyan nüfusu hem Türk ordusundan koruyacağı hem de yangında onları kurtaracağı umudundaydılar. Ancak her ülkeye ait gemi sadece kendi vatandaşlarını kurtarma niyetindeydi. Öyle ki gemilere çıkmak için yüzen çaresiz insanlara kimi zaman sıcak suyla ya da sopalarla müdahale ediliyordu. Geceleri mülteciler yağmalanmasın diye gemilerin projektörleri ölümle yaşam arasında sıkışıp kalan mültecileri yalıyordu. Hayatları kurtarılan birkaç yüz insan dışında gemilerin mültecilere tek katkısı buydu. Ancak yaşanan insanlık dramını belki de en iyi Daily Mail gazetesinden Word Price'ın gazeteye yolladığı yazı anlatıyordu. İzmir'in bütün depoları, işyerleri, yakındaki evlerle birlikte Avrupalıların mahallesi tümüyle sönmez meşaleler gibi yandı. Bu sarı, pembe ve kırmızı yoğun alevlerden çıkan zifir gibi kapkara dumanlar yükseliyordu. Deniz bakır kırmızılığındaydı. En kötüsü de arkalarından gelen ölüm ateşiyle önlerindeki derin deniz arasında kalan dar rıhtımlarda birbiri üzerine yığılmış binlerce insanın sürekli olarak kilometrelerce uzaklıktan işitilebilecek korkunç çığlıkları yükseliyordu. Buna ek olarak cephane depolarının infilakı ve yoğun piyade atışı varmış gibi takırdayan mermilerin sesleri işitiliyordu. İzmir'i Rumlar yaktıysa neden kendi mahallelerini de yakmıştı? Ermeniler yaktıysa neden önce kendi mahallelerinden başlamıştı?
Yine bazı anlatılarda yaptığımız söz tarih çalışmasında Rumların mesela kendi evlerini yaktığını söyleyenler de oldu. Neden? Hani bunu herhalde çok rahat açıklayabiliriz. Müslümanları bırakmamak için, Türklere bırakmamak için. Üçüncü iddia, Türkler yaktı. İzmir'i niçin yakıyorduk? Kordon konakları, oteller ve gazinolar kalırsa azınlıklardan kurtulamayacağımızdan mı korkuyorduk? Birinci Dünya Harbi'nde Ermeniler tehcir olduğu vakit Anadolu şehir ve kasabalarının oturulabilir ne kadar mahalle ve semtleri varsa gene bu korkuyla yakmıştık. Bu kuru kuruya tahripçilik hissinden gelme bir şey değildir. Bunda bir aşağılık duygusunun da etkisi var. Bir Avrupa parçasına benzeyen her köşe sanki bizim olmamak kaderindeydi. Falif Rıfkı'nın bu yazdıkları 90 yıl boyunca İzmir'i Türklerin yaktığının en büyük kanıtı sayıldı. Oysa aynı Falif Rıfkı, Çankaya kitabını yazmadan 3 yıl önce bir başka kitabında bakın ne diyordu. Bir mesele çıkarmak isteyen Ermeni komitecileri şehri tutuşturdular. Sert bir rüzgar ateşi yaydıkça yaydı. Bu iki gün içinde yabancı ve Hristiyanların oturdukları semtler ve mahalleler boydan boya yandı. Şimdi acaba hangi Halit Rıfkı'ya inanmalıydık? Ancak yangın öncesi şehrin Hristiyan mahallelerinde yağma ve ganimet peşinde koşan pek çok başıbozuğa ilişkin tanıklıkları yok mu saymalıydık? Hüseyin Kurnaz isimli bir tanıktır. O yaşadıkları şeyleri anlatmıştı. Duydum ki diyor, işte Yunan bozulmuş, Türk ordusu geliyor. Bizim yandaki Rum komşu da diyor, eline silahı almış, pencereden gelene gidene ateş ediyor diyor. Benim diyor aklıma onun evini yakmak geldi diyor. Ulan dedim mi diyor, evini yakacak. Fakat ben zannediyorum, şimdi evimiz böyle yan yana. Ben gazı ona döktüm, onun evi yanacak. Bisiklette hafırız, düşkün düşkünce bu sema böyle kırmızı. Yoksa bunu Galip Türk ordusunun sistematik bir politikası olarak mı yorumlamalıydı? İzmir galiba biraz el birliğiyle yandı. Çünkü İzmir'in eldeki belgelere ve tanıklıklara baktığınızda birbiriyle çelişen tanıklıklar var. Fakat düzenli ordunun, Türkiye Cumhuriyeti tırnak içinde ordusunun bunu yakma ihtimali her şeyden önce çok, çok mantıklı geldi. Yine bütün raporlarda, özellikle Fransız Amirali Dumesby'nin raporunda var. Türkler hiçbir şekilde yangını söndürecek kabiliyette bir organizasyona sahip değillerdi. Ama sadece Türk mahalleleriyle Hristiyan mahalleleri arasındaki, hatta Hristiyan tarafındaki yangın bu tarafa sirayet etmesin diye ara hattaki binaları topçu ateşiyle yıktılar. O hat nedir? Şimdiki Gazi Bulvarı. Neden Mareşal Fevzi Çakmak, sakallı Nurettin Paşa'nın kısa görüşü nedeniyle acı biten iki olay arasında İzmir yangınını da saymıştı? Acaba kentin valisi Nurettin Paşa yangına yeterince etkin müdahale etmemiş miydi? Bu yangının söndürülmemesindeki Türk sorumluluğunu hiçbir şekilde bir kenara atmamız mümkün değil. Nitekim Greskovic raporunda aslında buna değiniyor. Yani nasıl 100 kişilik itfaiye timinin 37 kişiye indiğini, yangın artık boyutları büyüdükten sonra askeriyenin kendisine yardım ulaştırdığını ve bunu da artık iş işten geçtikten sonra ne kadar uğraşılsa yangını söndüremeyecek bir noktada meydana geldiğini aktarıyor. Ama dediğim gibi bunlar hepsi spekülatif şeyler. Bu Amiral Dumesin raporu, Amiral Dumesin bir yangın raporu, İzmir yangınının sorumluları kimlerdir diye. Başlığı da budur raporun. Bu raporda Amiral Dumesin İzmir yangınının sorumluluğunun Türklere yüklenemeyeceğini çok net bir biçimde belirtiyor. Kendisinin bir takım şahitlikleri
değerlendirerek araştırmalar yaptığını, bu soruşturmalar neticesinde Türklerin bu yangından sorumlu olmadığını, Türk ordusunun yangını söndürmek için yangının ilk gününden son gününe kadar yoğun bir mücadele ortaya koymuş olduğunu raporunda belirtiyor. Sorular çoktu. O benzersiz hümanizmiyle Yunan yazar Didos Soturiou'nun da soruları vardı. Ne kazanırlar İzmir'i yakmakla? Şehir onların zaten. Evet ama biz ne kazanmıştık çekilirken Türk köylerini ateşe vermekle? Yangın gittikçe yayılıyordu. Her sokaktan, her delikten fırlayan, dehşetten çılgına dönmüş binlerce insan bir anda rıhtıma doğru hücuma kalktı. İzmir 1922 kitabının yazarı Hosepian Dobkin, İzmir'i Türklerin yaktığına dair bir kitap yazdı. Kanıtları arasında İzmir Amerikan Konsolosu George Horton da vardı. Sonraları Türkler hakkında Asya'nın Belası diye kitap yazan Horton'a göre İzmir'i Türkler yakmıştı. İngiliz ve Atina kaynaklı basın da kenti Türklerin ateşe verdiğini iddia edecekti. Geçmişin intikamıyla yaşamak bizi bir yere götürmez. İntikam intikamı doğurur. Yani biz tarihte şunu görürüz. Her olay kendinden sonraki olayların hazırlayıcısı, kendinden evvelki olayların sonucudur. Dolayısıyla İzmir yangını, İzmir yani 13 Eylül olayı değildir. İzmir yangını bir nefretin ve mağlubiyetin sonucunda ortaya çıkmış olan bir savaş tablosudur. Alaşehir'in nasıl yanmışsa İzmir yangını da aynı kepede düşünmek lazım. Ancak kimi zaman tarihçiler inançları, ideolojileri için tarihi gerçeği de saptırabiliyordu. Batılı gazetelerin savaş muhabirleri var. Bunlardan bir tanesi de George Ercol. İllüstrasyonum burada İzmir'deki savaş muhabiri. Yangın çıktığı andan 18 Eylül'e kadar yani yangının bitiş anına kadar George Ercol yangını an an rapor etmiş. Çok ilginç bir şekilde Simirnelis adlı bir araştırmacı, adından da anlaşılabileceği gibi İzmir'le ciddi ölçüde bir bağlantısı olan bir araştırmacının geçmiş yıllarda İzmir'e ilişkin düzenlenmiş bir sempozyumun bildirilerinin basılı olduğu bir kitapta George Ercol'ün 13 Eylül günü yangının ilk çıktığı anda düzenlemiş olduğu rapor nedense atlanmış. Raporun tümü kitabın içerisinde yer almış olmasına rağmen Ercol'ün İzmir'i Türklere sağlam bırakmaktansa yakarak teslim etmeyi kararlaştırmış olan Ermeniler evlerini ateşe verdiler cümlesi çıkarılmış. Bu ciddi ölçüde tarihin tahrif edilmesidir. İzmir'i Türklerin yaktığı iddiasının sahipleri, gavur İzmir'in azınlık meselesinin bu yangınla sonsuza kadar bittiğini iddia ettiler. Başka iddiaya göre İzmir'i yakmamış olsalar da o yangına müdahale etmeyerek geçmişle bağını koparmışlardı. İzmir tam anlamıyla yandı, bitti, kül oldu. Kenti kim yakmıştı? Hemen her iddia sahibi tanıklara ve belgelere dayanarak ben yakmadım dedi. Ama İzmir yandı. Bir kent biriktirdiği yüzlerce yıllık tecrübeyi, insanı, yaşam biçimini ve tarihi o yangında yitirdi. Bilanço çok ama çok ağırdı. Şurada gördüğünüz şey 2 milyon 600 küsür bin metrekare toprak. Bunun tamamı yanıyor. 25.500 ev yanıyor. Ve bütün o bankalar, İttihad-ı Milli, Banco Ottoman, Banca di Roma, o büyük mağazalar, Avrupalıların dahi imrenerek baktığı, O Paradis de Dame, Louvre, Şerme, Zenopolo, bu muazzam mağazalar yanıyor. Onlarca ton altının eriyerek yangın alanının altında kaldığı söyleniyor. Muazzam bir milli servet ve can kaybı var. Can kaybından da bahsetmek gerekirse aşağı yukarı Anadolu'dan göçle birlikte İzmir'in nüfusunu da üzerine katınca 13 Eylül 1922'de İzmir'de 500.000'a yakın insan var. Bunların 190.000'inin gemilerle taşındığı söyleniyor. Zaten
140 bin civarında Türk nüfus var. Yahudileri de katarsanız 150 bin civarında olur. Kısaca söylemek gerekirse en iyimser ihtimalle 50-60 bin kişi yangında hayatını kaybetmiş oluyor. Büyük bir facia. İlginçtir ki İzmir'de Ermeni ve Rum mahalleleri yanmış, Türklerle dost olan Yahudi ve Türk mahalleleri yangından etkilenmemişti. İzmir yangını adıyla çarpıcı bir belgesele imza atan Tahsin İşbilen, belgeseline şu cümlelerle başlıyordu. Amerikalı bir gözlemci, yangının kim çıkardı sorusuna yerinde bir karşılık vermişti. Ya San Francisco depremini kim çıkardı? Gerçekten de o gün benzerine hiç rastlanmayan bir şey oluyor ve Ermeni mahallesinde başlayan yangın sırasında rüzgarın yönü değişiyordu. Değişen rüzgarla ateşin dehşet dolu izi bir işanını yalıyordu. Buraya girişimizdeki temel neden 1922 İzmir yangınının isinin vurduğu, o korkunç yangının, korkunç alevlerin isinin vurduğu günümüze kadar kalmış yegane eser olması. Eser diyorum çünkü gerçekten bir eser niteliğinde. Yıkılmamış, yanmamış ama yangının harını bütün tepesinde muhafaza etmiş. Bu nedenle paha biçilmez değerde olan bir yer ve ben bunu İzmir'de yangın müzesi olarak kurulmasını her zaman savundum, hala da savunuyorum. İzmir'in yeniden inşası süreci 1934 yılına kadar süre geldi. O yangın arsalarından kimi çıkarcıların 20-30 ton erimiş altın ve gümüş ganimeti elde ettiği söylendi. Ama en çok da sonraki yıllarda kentin alameti farikası olacak bir yer aslında yerinde yerler esen Ermeni mahallesiydi. İzmir 1922'den sonra bugün ancak deprem görüntülerinde görebileceğimiz yıkılmış, adeta viraneye dönmüş bir kent görünümündeydi. Kent yeniden imar edilirken yangının en çok vurduğu, şehri çoraklaştırdığı yer işte burasıydı. Burası ünlü İzmir Fuarı'nın yapıldığı alan. İzmir yeniden inşa edildiğinde artık kent eski dokusunu, rengini ve güzelliğini yitirmiş, isten arınıyordu. İzmir yangınını Türklerin çıkardığı tezi, Türkiye karşıtı çevrelerce bugüne kadar gündemde tutuldu. 1994'te Amerikan Temsilciler Meclisi'ne verilen İzmir soykırımı tasarısının altında 3 Yunan kökenli kongre üyesinin imzası vardı. Smyrna. It was sacked by the Turks, wasn't it? You know about that? I read a lot. The Turks invaded in 1922 and burned it down. All gone. Hollywood'un ünlü yönetmeni Spielberg de o rüzgarın etkisiyle Pasifik dizisinde kenti Türklerin yaktığını söyleyen bir Rum ailenin öyküsüne yer veriyordu. We swam to a ship. The captain took us on board and sailed us to Piraeus. Sesimizi yükselttik İzmir'den. Sonunda çok garip bir şey oldu. CNBC'ye bir açıklama yaptı. O diyaloğu, İzmir'i Türkler yaktı diyaloğunu diziden kaldırdık. Çünkü bu dizinin Pasifik diye bir romanı var. O romandan dizi çekildi. Romanda bu diyalog yok. Bilinmeyen kişiler diziye bu cümleyi monte etmişler diye CNBC'ye televizyonu resmi açıklama yaptı. Yani böyle bir kurmaca tarih taktikleriyle, saldırılarıyla karşı karşıyadır İzmir yangını konusu. Dünyada İzmir'i Türkler yaktı ön yargısını ancak tarihçiler, belgeler, tanıklar ve belki de belgeselciler sorgulayabilirdi. Tahsin İşbilen de işte o soruları soran ve sorgulayan bir belgeselci. Özellikle yangının bir ırka, bir ulusa mal edilmesi bize çok doğru gelmedi. Çok da tehlikeli geldi. Çünkü sonuçta bir ulusa mal ederseniz bunu, o ulusu komple mahkum ediyorsunuz. Örneğin Türkler yaktı dersiniz, bütün Türkleri mahkum ettiniz ya da Ermeniler yaktı ya da Rumlar yaktı. Dolayısıyla bunun bir savaş trajedisi olduğu ve bu bir sonuç. Bir de bunun gerekçeleri var. İzmir yandı. Yanıtı bilinmeyen soru hala ortada. Tanıkların anlatılarından buna
gidebiliriz. İşte Haçerya'nın anıları var, işte bizim yaptığımız sözler çalışmaları var, Küçük Asya Merkezi'nin yaptığı çalışmalar var Yunanistan'da. Şimdi bütün bu anlatılardan ortaya çıkan tablo şu: herkes yaktı aslında, yani baktığınızda. Ve bu çok, nasıl diyelim, yani anlaşılmaz bir şey değil. Sonuçta bu bir savaş. Kentin o eski binalarında, sokaklarında ve duvarlarında eski, güzel ve şahşalı zamanların sadası yankılanıyor. Kordon'da o günlerin izlerine ihtimamla ve özlemle bakılıyor. Anadolu'da o tarihi boğazlaşmada tam 280 bin ev yandı. Yüz binlerce masum insan yaşamını yitirdi. O evlerden 25 bini de İzmir'deydi. Savaşın kan, ölüm ve felaketten oluşan bir dili vardı. Savaşın son durağı İzmir'di ve savaş son çığlığını Asya'nın parıldayan meşalesi diye bilinen İzmir'de atmıştı. İzmir yangını kentin geçmişle olan bağının hafızasını yitirilmesine neden oldu. Yanan kentin Hristiyan mahalleleri, yani Gavur İzmir'di. O nedenle de uluslararası kamuoyunda kenti Türklerin yaktığına ilişkin pek çok iddia gündeme geldi. Oysa gösterilen kanıtlar kenti Türklerin yakmadığı yönündeydi. Kimi kanaatler ise kenti Türklerin yaktığını söylüyordu. Bugün İzmir çok kültürlü yapısını hala muhafaza ediyor. Farklı yaşam biçimiyle Anadolu'nun çok önemli bir liman kenti olma özelliğini sürdürüyor. Ve birileri o nedenle hala İzmir'e Gavur İzmir diyor.